Merhaba sevgili dostlar. Bugün çocuklarınıza diş fırçalama davranışını öğretmek üzerine küçük bir beyin fırtınası yapalım istiyorum. Örneğin 3-4 yaşlarındaki çocuğunuza diş fırçalamayı öğretmek istiyorsunuz. Bu davranışı ona iki yöntemle öğretebilirsiniz. 1. Çocuğunuzun algı dünyasını hiç hesaba katmadan onu korkutarak. 2. Çocuğunuza onun algı dünyasını hesaba katıp bir iletişim kurarak. Sizce hangi metodu kullanmak daha kalıcı bir davranış oluşmasını sağlar? Diş fırçalama konusunda söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Önce korku temelli öğretim metodunu ele alalım isterseniz. Böyle bir yaklaşım tarzı içinde çocuğunuzu çağırırsanız, gel yavrum buraya. Bak, bu diş fırçası, bu da diş macunu. Bununla dişlerini fırçalayacaksın. Ben senin babanım veya annenim. Senin iyiliğini istediğim için bunu sana söylüyorum. Her gece yatmadan önce dişlerini fırçalamanı istiyorum yavrum. Anladın mı? Çocuğunuz anladım baba veya anne diyerek diş fırçasını ve macunu alıp gidecek. Gerçekten de birkaç hafta boyunca her gece bildiği, aklının erdiği kadarıyla dişlerini fırçalayacaktır. Fakat birkaç hafta sonra diş fırçalamayı unutmaya başlayacaktır. Çünkü diş fırçalama davranışı babasının veya annesinin ondan istemesi dışında başka bir anlamla beslenmemiştir. Beslenmeyen bu davranış zamanla sönmeye ve yok olmaya başlayacaktır mutlaka. Birkaç hafta sonra çocuğunuz bazı geceler dişlerini fırçalamadan yatmaya başladığını fark edebilirsiniz. Bunun farkına varınca siz sözü dinlenilmeyen bir baba, sözü dinlenilmeyen bir anne olarak çok kızacaksınız ve gel buraya diyerek çocuğunuzu çağıracaksınız. Sert bir ifadeyle ben sana söylemedim mi? Neden dişlerini fırçalamıyorsun? Bir daha fırçalamadan yat, seni doğduğuna pişman ederim diyerek korkuttunuz. Bu uç bir konuşma örneği oldu ama siz farklı korkutma örneklerini de düşünebilirsiniz. Dişlerini fırçalamazsan dişlerinin hepsi dökülür. Dişlerini fırçalamazsan seni polise veririm veya diş doktoru canını çok yakar gibi farklı örneklerin de var olduğunu kabul edebilirsiniz. Bu tarz korkutmalar çocuğunuzun davranışında etkisini gösterir ve çocuğunuz o akşamdan itibaren yeniden dişlerini fırçalamaya başlar. Siz de bir baba veya bir anne olarak gördünüz mü? Adam gibi söyledim, lafımı dinlemedi. Şimdi korkuyla nasıl fırçalıyor dişini diye böbürlenirsiniz. Ben sizin çocuğunuzla karşılaşsam ve ona niçin dişlerini fırçalıyorsun diye sorsam çocuğunuz bana ne yanıt verir sizce? Babamdan veya annemden korktuğum için der, değil mi? Peki siz 2 haftalığına evde olmasanız veya çocuğunuzun dişlerini fırçalayıp fırçalamadığını denetleyecek kimse olmasa siz yokken çocuğunuz yine dişlerini fırçalar mı? Fırçalamaz. Hem fırçalamaz hem de fırçalamamaktan ayrı bir zevk alır. Fırçalama davranışıyla çocuk korktuğu bir otoriteye isyan ediyor. Bu nedenle otoriteye meydan okuyarak zevk alıyor. Bahsettiğimiz durumda çocuğunuz sizi sadece emir veren despot bir otorite olarak algıladığı için sizin olmadığınız zamanlarda kesinlikle sizin emirlerinize itaat etmeyecektir. Zaten buradaki koca yanlış itaat ile çocuğa bir şeyler yaptırmaya çalışmaktır. En azından kendi çocukluğunuz düşünün. Tamam, üzerinden yıllar geçmiş olabilir ama bir hayal edin. Size bir emir buyuran kişilere olan tavrınız nasıldı? Şahsen ben çocukluğumda da şimdi de aynıyım. O zaman da bana emir buyurulanlara karşı tavrım hep negatif olmuştu. Elimde imkan olsa yapmasam diye sürekli bir fırsat arıyordum. Şimdi elime mesleğimi aldım, hala aynıyım. İş yerinde emir buyurarak bir şeyler yaptırmaya çalışanlara karşı çok uzağım. Ama candan, gönülden yardım isteyen, rica edenlere karşı kapım her zaman açık. Konudan fazla uzaklaşmayalım ve şimdi de çocuğun algı dünyasını hesaba katarak çocuğuna diş fırçalamayı öğretmek isteyen bir anne veya bir babayı inceleyelim. Anne veya baba olarak çocuğunuza göstermek için çürük dişli birinin ve bir de inci gibi sağlıklı dişleri olan birinin resimlerini çıktı alırsınız. Uygun bir zamanda çocuğunuzu karşınıza alır ve resimleri gösterirsiniz. Bak evladım, burada iki insanın resmi var. Birinin dişleri çürük,
diğerinin ise sağlıklı. Büyüdüğün zaman dişlerin nasıl olsun istersin, çürük mü olsun, sağlıklı mı diye sorarsınız. Eğer ev ortamında çocuğunuzu etkileyen olumsuz olaylar yaşanmıyorsa otomatik olarak sağlıklı dişi seçecektir. Bu dişler nasıl çürümüş, bu dişler nasıl sağlıklı kalmış öğrenmek ister misin sorusunun sonucunda çocuk heyecanla öğrenmek istediğini söyleyecektir. Siz ise bu soruyu şöyle cevaplarsınız. Dişi çürüyen kişi yemek yedikten sonra ağzındaki kırıntıları temizlemeden yatmış uyumuş. Çöplüğe dökülen artıklar bütün gece nasıl çürüyüp kokuşuyorsa ağızda kalan bu kırıntılar da onun ağzında kokuşmuş ve dişlerini çürütmüş. Dişi sağlıklı olan ise yemek yedikten sonra dişlerindeki kırıntıları temizlemiş. Nasıl temizlediğini öğrenmek ister misin? Bu sorunun cevabı zaten evet olacaktır. Bir de bu durumu deneyle zenginleştirirseniz çok güzel olur. Bir bardak ve bir bisküvi ile bunu yapabilirsiniz. Çocuğunuza ağzımızın içi sürekli ıslak kalan bir yapıda. O yüzden şimdi bu bardağa az da olsa su koyuyoruz. Sonrasında bisküvi yediğimizi hayal ediyoruz ve bunun kırıntılarını bardağın içine koyuyoruz. Şimdi sen bisküvi yedin ve dişlerini fırçalamadın. Bakalım günler sonra bu bardağa ne olacak diye bardağı bir köşeye bırakıyoruz. Her gün ıslaklığı devam ettirebilmek adına çocuğunuz ile bardağa bir kaşık su koyuyor ve bisküvinin son halini inceliyorsunuz. Zaten bir hafta geçmeden küflenmeye ve kötü kokmaya başlayan bardağı gözlemliyor olacaksınız. Çocuğunuza bak gördün mü yavrum, dişleri fırçalamayan insanların ağızları buna benzer oluyor ve sağlıksız dişleri oluyor. Bu deney ve yaklaşımdan sonra diş macununu çıkaracaksınız ve nasıl kullanıldığını göstereceksiniz. Tabii bu öğretim tarzı için de sizlerin de anne baba olarak çocuğa örnek olmanız, yani her yemekten sonra dişlerinizi fırçalamanız gerekir. İlk yaklaşım tarzındaki çocuğa sorduğumuz soru, niçin diş fırçalıyorsun sorusu. Bu örnekteki çocuğa sorulsa sağlıklı dişlerim olsun ve çürümesin diye bir cevap verecektir mutlaka. Bu tarzda diş fırçalamayı öğrenen çocuk başında herhangi bir otorite olmasa da dişlerini fırçalamaya devam edecektir. Sonuç nedir peki? Korkutarak çocuğun algı dünyasına, söyleneni anlayıp anlamadığına hiç önem vermeden onun korkusuna konuşmak çocuğun gelişmesini önler. Buna karşılık çocuğun insanlığına saygı duyup onun algı ve anlam dünyasına, aklına önem vererek konuşmak çocuğun gelişmesini sağlar. İster diş fırçalamak olsun, ister başka bir konu, çocuklarınıza bir şeyler öğretirken onların ruhuna konuşun. Yaptım oldu tarzında yaklaşmayın onlara. Her birinin birer birey olduğunun farkına varın. Korkutarak değil, bir şeyi neden yapması gerektiğine dair açıklayıcı konuşarak öğretin. Sizin için basit görünen, sözüm ona şakacıktan söylediğiniz korkutucu sözler çocuğunuz için gelecek hayatında ciddi problemlere yol açabilir. Onlarla konuşmanıza önem verin. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.